teslim edeceksiniz ya. Yani yarınki seçimlerden sonra teslim edecek mi diyorsun? O zaman biz ben bir anekdot da gireyim olaya. İster misin bir anekdot? Eyvallah. Şimdi yani bu ülkeyi yöneten insanlar bu ülkenin gelmişinde, geçmişinde ne olmuş? Bu seçimleri nasıl yapılmış? Bu seçimlerde iktidarlar nasıl değişmiş? Ya bunu bir okusunlar ya. Bak bundan 73 yıl evvel 1946 seçimlerinde sıkıntılar oluyor. Muhalefet İsmet Paşa'ya geliyor, İsmet İnönü'ye. Paşam diyorlar, bu seçimde çok sıkıntılar yaşadı. Paşa üzgün ve diyor ki 1950 seçimlerinde biz demokrasiyi tam kurallarıyla beraber Türkiye'de hayata geçireceğiz diyor. Ve 1950 seçimleri oluyor. Demokrat Parti 1950 seçimlerini kazanıyor. Seçim sonuçları belli olunca İsmet Paşa hanımına aynen şöyle bir ifadede bulunuyor. Diyor ki, Mevfiva Hanım, ben bu seçimleri kaybettim. Bu benim haddi zatında en büyük zaferimdir. Çok mutluyum. Sen de artık yavaş yavaş Çankaya'dan ulusa yayan yürümeye alışmalısın diyor. Ve aynı saatlerde 14 Mayıs'ın sabahı Demokrat Parti'nin kurmayları seçimi değerlendiriyorlar. Diyorlar ki kendi aralarında, ya biz bu seçimi kazandık ama İsmet Paşa bize bu seçimi teslim edecek mi? Tereddüde bak. Bir tarafta İsmet İnönü hanımına diyor ki bu benim zaferimdir. Öbür tarafta da Demokrat Parti'nin kurmayları seçimi kazanmışlar. Fakat iktidar olacaklarının farkında değiller. Aradan yarım saat, bir saat geçiyor. O zamanki paşalar geliyor İsmet Paşa'ya. Kuvvet komutanları geliyor. Paşam diyorlar, ne diyorsun? İstiyorlar ki paşa, evet müdahale edelim, bu iktidarı vermeyelim. Hayır diyor paşa. Hayır diyor, ben şu anda çok mutluyum, en büyük zaferimi yaşıyorum. Ve şimdi 73 sene sonra yarın seçim var. Biz şimdi kendi kendimize soruyoruz. Ya biz bu seçimleri alırsak demokratik yoldan kansız, kavgasız bu seçimlerin sonundaki iktidar bize teslim edilecek mi? Ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimlerini kazandığım vakit o kumpas kurduğun bütün paşalar görevdeydi. Hiçbir tanesinin sana bir müdahalesi oldu mu? Hiç kimsenin sana bir dahli oldu mu? Ve sen kansız, kavgasız, huzur içinde Türkiye'yi aldın. 21 yıldan beri de iktidarsın. Ya yeter artık ya. Eğer bir seçimde iktidar değişikliği olursa bunun en büyük teminatı sen olmalısın. Ama sen bunu dahi söylemekten imtina ediyorsun. Ama şu var, bu ülkenin bir feraseti var bu toplumun. Bu toplumun, bu demokrasinin kurucuları, bu devletin temellerini çok sağlam kurmuşlar. Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve onların silah arkadaşlarına minnettarız. Türk toplumuna da minnettarız. Türk toplumu yarın ne derse o olacak. Hayırlısı olsun. Eyvallah.